Merhaba arkadaşlar, kanalımızda yepyeni bir video serisi başlatacağız. Bu talep sizden gelmişti. Abi, çantanızda ne var? Şimdi fazla zaman kaybetmeden şu çantaya bir girişelim. Bir sürü göz var abi, bunda hangisiyle? Ben şey yapabilir miyim? Evet Kerem, başlayalım abi. Alkan yazılı. Ya bir kere çantanın kendisinden var. Bunu da incelememi isteyenler var. Evet. Ayrı bir videoda inceleyeceğim. Arkadaşlar bu Tumi'nin Alfa diye bir modeli, Alfa 2 olması lazım. İstersen şuraya adını yazabiliyorlar. Hani otele motele gittiğim zaman kaybedersem bulsunlar diye. Şimdi burası genelde gözlük için kullanılan bir şey ama ben kulaklıkları da koyuyorum. Bu çimerken kullandığımız bir kulaklık. Çimerken? Yani suyun altında çalışıyor. Bir de bayağı bir geliştirildi bu. Sony'nin Walkman serisi, evet. Ama NWZ serisi bu. Aynen. Çok eskiden beri var ama bu yenilenmiş. Aynen. Sonra. Mesela neydi o, sen olsan bari? Aleyna Tilki mi abi? Aleyna Tilki'yi suyun içinde dinleyebilirsin mesela. Şu gözlüğüm, yani çerçevesi çok sağlam. İki kere camlarını değiştirdim. Bunu da soranlar varsa Gucci diye söylemiş olalım. iPhone için iki tane kulaklık. Eşimin kulaklığı da bende kalmış bu arada. İki tane kulaklık. Bunlar lazım oluyor. Arabada genelde kullanıyorum. Çok fazla değil. Arkadaşlar şu AirPods. İşte bunu çok merak edenler vardı. Bunu söyleyeyim. AirPods'un başına ne geldi? Şuradaki videodan izleyebilirsiniz. Gerçekten çok enteresan şeyler geldi bunun başına. İzlemenizi tavsiye ederim. Burada başka bir şey yok. Böyle enteresan bir şey buldum abi. Mesela evet, bir önceki micro USB'yi USB Type-C'ye çeviren bir şey buldum, direkt çöktüm abi, yani faydalı bir evet, şey bu. Abi, şarj ederken. Tekrar şurayı açıyorum, burada yedek telefonlarım var. Huawei P10 Plus. Dur, daha bu değil ama yani olay. Çok güzel fotoğraf çekiyor. Neredeyse SLR makineye yakın bir fotoğraf deneyim var. O nedenle Instagram fotoğraflarımın çoğunu bu arkadaşla çekiyorum. Bir de şu kasa tekeli formu. Aynen, hoşuma gidiyor. Tabii ki dünyanın en seksi telefonlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy S8 Plus da benim vazgeçemediğim telefonlardan bir tanesi. Bunlar her zaman yanımda. Onun dışında yardımcı aparatlarım var arkadaşlar. Mesela yardımcı aparatlar tabii ki USB Type-C olmazsa olmaz. Bir de mesela bir yerde sunuma falan giriyorum mesela, tamam mı? İşte MacBook çıkacak birazdan. Onun yardımcı adaptörü. Ve MacBook'taki USB Type-C ile Type A'ya dönüştüren. Aynen. Ya şöyle mesela iPhone'u bağlayamıyorum abi MacBook'a. İşte bundan bağlayabiliyorsun. Şurada dursun yavaş yavaş. Bu arada kendi kişisel bakım şeylerim de var mesela, işte ne olur ne olmaz diş fırçası, macun. Bu arada şu diş fırçamı Türkiye'de bulamadım, yurt dışından bulabiliyorum. Aslında şunun kafaya da bir şey lazım hani burada. Bu elektrikli mi abi? Bu yani, aynen abi. Öyle. Bayağı büyük titreşimli bir şey, yani başka bilmiyorum. Yani böyle güzel bir şey var. Onun dışında küçük bir deodorantım var. Çanta tipi. Seyahat boyu. Aynen. Herkes Vaxım'ın markasını soruyor. Bir başka videoda söyleyeceğim ama Vax'ı şöyle bir kutuda yine yanımda taşıyorum. Çünkü mesela Vax çimdikten... Saçları çimdik. Aynen aynen. Çimdikten sonra hemen bu şey olabiliyor. Daha da GoPro'nun yedek bataryası çıktı abi. Kayıttı. Şu uçakta verdiler şunu. Nemlendirici mi? Yani mesela şehir, ülke falan değiştirince iklim değişiyor. Bu tarafta da çok güzel bir aparatım daha var, onu göstereyim. Bu benim canlı yayın yaptım. Mesela evde canlı yayın yaparken hop buraya takıyorum. Ondan sonra bir miktar aparat daha var şu. Şunu da buraya montajlıyorum şöyle. Telefon koyuyorum. Benzer şekilde GoPro'yu çıkartacağım bir yandan. Mesela arabaya falan takarken GoPro'nun bu aksesuarları da işime yarıyor. Onun dışında bir başka bölmeyi açalım. Ya şu kulaklık benim masaüstü kulaklığım. Oyun oynarken de bunu kullanıyorum. Güzel bu. HyperX. Unuttular galiba. İnşallah bu videoyu izlemiyorlardır. İsteyebilirler çünkü. iPhone'u şarj etmek için bu arada iPhone 7 Plus var. Hani şu anda zaten çekim yapıldığı için onu gösteremiyorum. Ama temsili bir iPhone 7 gösterebilirim. Bu iPad şarjı mı abi bu arada? Ya bu iPad şarjı ama iPhone'u da bundan şarj ediyorum. Çünkü hızlı şarj ediyor. Evet, yani tavsiye edilmiyor ama ben hani Türk'üm, bir şey olmaz bize falan diye ben onu yapıyorum. Bu şey gibi görünüyor ama değil. Mumblek diye bir
Çok şekilli bir şey varmış abi. Aynen, parfüm. Bir ara bu kişisel YouTube kanalımda parfümleri de inceleyeyim diyorum. Çıkartayım hadi bunu da. Başka? GoPro. Abi, bu benim vloglar için önemli. GoPro, bir de şöyle bir tüp gibi bir şey var. Hani ele almalık aparat. Kavraması kolay olsun falan diye. Böyle bir şey var. Hem de kendinle çekebiliyorsun. Bu GoPro Hero 5 Black. Onun dışında sevgili Samsung'un nasıl yaptığını hala anlamadığım. Müthiş bir şey bu abi. 10.000 mAh hem böyle bir şeye sığdırmış, hem de hızlı şarj imkanı olan çok değişik bir power bank'i var. Yine çantanda. Tabii ki Apple Watch. Abi, senin çantanın da maşallah varmış. Şu her şey çıkıyor. Çinme kulaklığının şarj edicisi. Bu gene GoPro'nun aksesuarları. Aa, bunlar hayat kurtarıyor. Şöyle yani. Bir genelden de alayım, çantadan neler çıktı. Yani bu bugüne özel çantada. Yani bunu evde gidip oynayacağım oyunlar. PlayStation. PlayStation'a sonradan başlayan bir insan evladı olarak. Ratchet diye bir oyunmuş. Aynen abi. Şimdi bu arada şurada, yani çantanın şu bölümünde sakladığım bir elektronik cihaz daha vardı. E-kitap okuyucu. Onun ekranı kırıldı. Kobo'nun bir e-kitap okuyucusu. Bayağı da pahalıydı. Önce bir DNR'a gideceğim, hani ya bu nasıl oluyor? Yani kullanıcı hatası değil de bir mürekkepler birbirine karışmış. Tam kırılmada değil de. Panelde bir sorun. Evet, panelde bir sıkıntı olmuş. Bu arada Tumi çantam aslında böyle bayağı ağır. Boş olduğunda bile ağır. Abi çok büyük ama çanta belli şey, bu yani. Fuarlarda falan benim sırtımda duruyor ama çok güzel yani, koruyor. Ya şöyle bir sorun olmuyor. Önce dik duruyordu. Daha sonra böyle bir sertleşme sorunu başladı bunda. Şu anda bu böyle sert değil yani. Şey yapıyor. Böyle aşağı iniyor. Kendini bırakıyor. Kendini şey bırakıyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Şurada bir miktar elektronik cihazımız var. iPad Pro. Ya çoğu zaman şöyle yapıyorum. Mesela bu çanta arabada kalıyor ya da ofiste kalıyor. Toplantıya giderken bunu alıyorum. Ve bundan gidiyorum. Neden? Çünkü iPad Pro 10.5 neredeyse bir PC gibi. Şöyle. Sen kalemini de çok şey kullanıyorsun. Abi çok abi. Aşırı seviyorum yani. Aşırı birinci seviyorum. Mesela kalemin şöyle bir olay var. Şöyle tıklatınca, tabii şu anda ben Bluetooth'u kesin açmadım tabii. Şöyle de bir şey yapayım hemen. Şarjı da yoksa diye. Şöyle tıklayınca ne yazayım mesela? Kerem. Kalple yapar mısın? Ya bilmiyorum. Umarım kalbe benzer. Biraz böyle şeftaliye benzer ama işte bu Kerem'i sevdiğim. Dur, kırmızı bir de şöyle yapayım. Hı. İşte Apple Pencil ve Apple Pen'le yapabilecekleriniz. Onun bir koruyucusu var. Çünkü bak, eğer iPad Pro'ya hallenen varsa aranızda, yani şu kalem mutlaka önemli. Yani kalem almayacaksan zaten iPad Pro alma. Git başka bir şey al. Şu klavyeyi de mutlaka al. Şu ikisini alınca da bunu da al. Gerçi Apple'ın büyük oyunu. Çünkü gerçekten kaybolur. Maksimum bir hafta veriyorum. Bir hafta içinde iki defa kaybolur. Cihazda uygun fiyatlı bir şey değil o kalem. Ya maalesef. Can yakar kaybolursa. Sonrasında bir tane de MacBook Pro var. Bu en yeni işlemciyle MacBook Pro değil, bir önceki ama ihtiyacımı görüyor mu? Fazlasıyla görüyor. Gerçekten çok keyifli bir dizüstü bilgisayar. Retina ekran var. Touch bar olmayan. Özellikle tabii. Touch bar istemedim çünkü bana fiziksel bir ESC tuşu lazım. Bu kişisel bir tercih. Bana mutlaka böyle bir ESC tuşu lazım. Bir de ben yazarken o touch bar'a hep dokunuyorum. ESC tuşu çalışıyor. Bazen yani gözüm kanıyor, üzülüyorum çünkü bir şey yazıyorsun, ESC'ye basıyorsun, gidiyor falan. Nasıl oldu, ben basmadım falan. Tabi bunu şarj ettiğim bir şey daha var, kablo daha var. Ama tabi onu her zaman çantaya koymuyorum. Çünkü bir kere şarj ediyorum. Zaten ofise geldiğimde sabit duruyor şarj aleti. Çünkü pil performansı da oldukça iyi. İhtiyaç olursa, ya bu arada şöyle bir trik var, inşallah Apple izlemiyordur. İki tane şey söyleyeceğim hazır şunu göstermişken. Birincisi, kablom biraz zarar gördü. Kalemin o basmalı kalemlerden. Evet. Şey yaptım, şunu çıkarttım. İkincisi, ya şöyle bir şey yapayım. Biliyorum doğru değil. Apple'da görse garanti kapsamından çıkartır beni. Abi şöyle bir şey yapıyorum. Çok zor durumda kaldım diyelim. Şunu alıyorum. Şuna bağlıyorum. Bu arada iPad'in fişi General Mobile'ın
USB Type-C kablosu, Apple'ın MacBook Pro'su. Voltron oluştu şu an. Ve şarj oluyor abi. Yani bunu tavsiye etmiyoruz ama oluyor yani bir şekilde. Hayat kurtarıyor mu? Evet, hayat kurtarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim çantamda bunlar vardı. Umarım merakınızı gidermiştir. Bundan sonra benim diğer arkadaşlarım, sevgili Kerem, Kaan, Göke, Emin ve diğer arkadaşlar, belki prodüksiyondaki arkadaşlarım da sırt çantalarında neler olduğunu göstermek isteyecektir. Fiyatlarıyla beraber sizlerle paylaşmış olduk. Merak ettikleriniz varsa aşağıda lütfen yazın, yorumlarınızı yazın, okuyoruz. Bir de bu videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.